Bizim her hafta çıkardığımız Sen Trend Algo haftalık raporu bu. Bu hafta sadece endeks kısmına yer verdik. Hisse yorumu yapmak istemedim çünkü beklentilerim hala biraz daha negatif. Özellikle BIST 30 tarafındaki biraz önce bahsettiğim konulardan dolayı. Dolayısıyla belli bir hisse kısmını bu sefer haftalık raporu hep olur ama böyle düzeltme beklediğimiz periyotlarda ara ara daha kısa raporlar olarak çıkartırız bu raporu. Devam edelim. Şimdi aslında ne oldu geçen haftalarda? Sentimentin kritik iki tane desteği vardı. Yani daha önce tepki verdiğimiz iki periyotlu destekler yani 3.96, 3.30 destekleri. Bu desteklerin kırılması piyasada düzeltmenin uzamasına sebep olacak demiştim. Ve bu gerçekten hani Çarşamba günü gelen satışla aslında biz 3.30'daki o ana desteği de kırmış olduk. Yani aslında düzeltmeyi uzatacak bir aksiyon içerisine girdik şu andan itibaren. Ve 2.40 hattına çekildik. Şimdi bu 2.40 hattı kritik bir hat aslında. Yani sentimenti bilmeyenler de beni ilk defa duyanlar açısından. Nasıl bir hat bu? Burası oynaklığın çok yüksek olduğu bir hat. Volatilite çok yüksek olacak. Çok sert tepki hareketleri göreceğiz ama bu tepki hareketlerinin gerçek bir dönmesi çok zorlu olacak. Yani gerçekten döndüğünde sentimentin de buna bu şekilde tepki verdiğini göreceğiz ama vermediği noktalarda bu alışların satışlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu göreceğiz ve böyle bir umarım ki belirli bir bantta bir hareket daha önce onu yaşamıştık. Umarım ki belirli bir bantta hareket yapacağız ama belirli bir bantta hareket yapmazsak da bir daha sert çekilmelerle karşılaşma ihtimallerimiz olacak ama tepkisiz kalmayacağız. Yani ara tepkilerde bölgelerde karşılaşacağımız şeylerden biri olacak. Tabii haftaya şöyle bir haberle başlıyoruz. Yani Cuma günü, gerçi Cuma günü öğleden sonra dolaşmaya başladı bu piyasada bir dedikodu olarak ve ondan sonra zaten kapanışa doğru iyice yayılıp zaten Yapı Kredi'nin eksi 5'lere gelmesine sebebiyet veren yani Koç'un da eksi kapattığı bir nokta Koç'la Yapı Kredi'nin anlaşmasında masadan kalkıldığı haberi. Tabii bu olumsuz haberle haftaya başlıyoruz o kesin. Yani orada bir net bir durum var ama zaten bunun hani bahsettiğim ivme kaybıyla çok ilintisi vardı. Yani sentimentin ilk 10 hisselerinde mesela Yapı Kredi yoktu ve giremedi. Yani uzun bir süre dışarıda kaldı ve diğer bankaları bu anlamda takip edemedi. Bununla birlikte yani geride kaldığını söylediğimiz Garanti, İş Bankası gibi hisselerde de aslında o kadar da geride kalmamışlık durumu oluşmuş durumda. Yani Garanti ve İş Bankası özellikle biliyorsunuz Yapı Kredi ve Akbank'ın büyük hareketlerinden önce bizim özellikle üzerinde durduğumuz iki hisseydi. Hani buraya da gelecekler ve bu harekete göre yani Yapı Akbank hareketine göre Garanti İş hareketi daha potansiyelli hareketler olacaklar demiştik ve ha gerçekten de öyle oldu. Garanti neredeyse yıllık birinde hepsini geçmiş durumda şu anda. Ve bu da duracak. Yani bunun da durması çok kaçınılmaz bir durum şu anda gibi geliyor bana. Yani genel olarak bankacılıkta ve holding tarafında bir geri çekilme yaşanacak ama zaten bu malum iliğin alnı gibi bir durum oluşturmuş durumda şu anda bizim açımızdan. Sadece bunu bir haberle aslında taçlandırmış olduk. Dolayısıyla böyle negatif bir açılış olacak. Hemen paniklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben pazartesi günü. Muhakkak hani benim tahminim bu tarz sert hareketlerin tepkileri de o oranda enteresan olabiliyorlar. Dolayısıyla hani bir tepki ile karşılaşma potansiyeli de var yani bir negatif üzerine bir pozitif durumu buluşma ihtimali var pazartesi günü ama açıkçası bu durumun kendisi kısa vadeli olma potansiyelini hala taşıyor. Devam edebiliriz sonraki sayfaya. Bunu ne anlamda söylüyorum? Yani açıkçası yukarı aksiyonlarının sentimentte 4.5-5.20 hatlarından tekrar satışla karşılaşma ihtimalinin bu dönemde daha yükseldiğini düşünüyorum. Yani geri çekilmeler özellikle bu hatlarda belki 4.5'u zorlayacak aksiyonlar gelebilir. Zaten biz genelde bu tarz düşüşlerde yani böyle zirve düşüşlerinde tepeyle pek yetinmeyiz. Hani böyle bir de alışkanlığımız vardır. Hani ikinci tepeyi bir anda bir ya da ikinci tepe çok yakın bölgeleri bir görme, bir test etme, bir tadını alma aksiyonları yaparız piyasa olarak. Bu tarz bir aksiyon görme ihtimalimiz var mı? Var. Genellikle ikinci tepeden
çekilmeyi severiz. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla Bauer her zaman böyle olacak değil ama bir döngü olarak da hep karşımıza çıkan durumlardan biri. Dolayısıyla ben bu hatlardan tepki olabileceğini düşünüyorum. Bu tepkinin pazartesi salı olma ihtimali daha çok geliyor açıkçası. Ondan niye? Çünkü hani bir haberle gelecek böyle bir satış akışını karşılayıp oradan bir tepki hareketi. Hani aynı Yapı Kredi Koç günündeki o yukarı sert hareketin tepesine gelen satışın tam tersi bir periyodu yaşanabilir belki. Ama bununla birlikte aslında bu inme kaybının yani bu dip tepkisi hareketinin çok da kalıcı bir hareket olma ihtimalini açıkçası düşünmüyorum. En azından bayram periyoduna kadar biz böyle bir sert hareketler silsilesi, sert hareketler dalgalarıyla yola devam edebiliriz gibi geliyor. Onu söyleyeyim. Devam edebiliriz. Günlükler devam edelim. Günlükler burada önemli. Yani günlüklerde kırmızı barların geliyor olması aslında uzun bir süredir görmediğimiz şeylerden biri. Yani neredeyse Nisan'ın başlarında en son bıraktığımız, ondan sonra yükseliş hareketine dönüşüyle birlikte hareketin evrildiği o ikinci harekette aslında ikinci, üçüncü kırmızı barlarla oluşan günlük görüntü bize daha temkinli yaklaşmamız gerektiğini söyleyen konulardan bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Yani ben günlükler tarafındaki bu görüntünün önemli olduğunu düşünüyorum. Onu net olarak söyleyelim. Çünkü buradaki ikinci, üçüncü bar sıkıntılı barlar bunlar. Neden sıkıntılı barlar? Hani satışların net bir şekilde, satıcının net bir şekilde ağırlık kazandığını gösteren bir görüntü bu. Ve ben bunu hani iskelet olarak kabul ediyorum. Burada mavilere dönmedikten sonra, kalıcı mavilere dönmedikten sonra şimdilik bir duraksama yaşadığımızı görebiliyorum. Şimdi günlüklerdeki bu durum ve sentimentin geldiği bölge açısından dolayısıyla hani özellikle bu senenin iyi primlenmiş BIST 30 hisselerinden biraz daha riskimi azaltmaya çok yatkınım. Zaten yatkınım, daha da yatkınım. Neyle değiştireceğiz? Neler yapabiliriz? Nelere bakabiliriz? Çünkü gerçekten evren çok geniş. Senenin başında olduğu durumlarda değiliz. Yani o çılgın coşku durumlarında değiliz. Özellikle BIST 100 dışı hisselerde değiliz. Dolayısıyla oralarda böyle ufak hareketlenmeler de görüyorum. Bu hareketlenmeleri biraz daha bugün dillendirip bakabiliriz gibi geliyor. Bunlarda tabii risk seviyemizi daha düşük tutmak gerektiği çok artık hani tekrar tekrar söylemem gereken bir durum olmadığını düşünüyorum. Ama geldikleri noktalar itibariyle kısa vadeli olarak kazanç potansiyellerinde olduğunu düşündüğüm bir takım hisseler var bu tarafta. Onu da söyleyebilirim. En son saatliklere geçelim. Oradan da yavaş yavaş sentimente, panele ve hisselere geçebiliriz. Saatlikler de benzer. Sayfayı değiştirelim lütfen. Saatlikler de benzer. Zaten buradaki görüntü ikisini birbirini destekliyor. Saatliklerde de kırmızı barların devam ettiği bir görüntü çok net bir şekilde gözüküyor. Yani satıcılar alıcılara neredeyse nefes aldırmadıkları bir hafta geçirdik ve bu görüntünün devam etmesi durumu yani mavi barların düzenli olarak gelmiyor olması durumunu önümüzdeki haftada yaşarsak aslında daha benzer bir hafta yaşayacağız ve biraz daha sıkıntılı bir görüntü oluşabilir. Ve bunu pazartesinden itibaren takip edeceğiz. Zaten hafta içi dediğim gibi Aygün'ün yayını, Güray'ın yayını hepsinde bu konuları tekrar tekrar konuşuyor olacağımızı düşünüyorum.